Doğan Bey konusunu çok geniş bir şekilde ele almıştık ve o günden bugüne Doğan Bey'deki süreci izlemeye devam ettik. Tabii geçen mecliste Doğan Bey'den hak sahiplerinin mecliste bulunması münasebetiyle Sayın Başkan gündemine Doğan Bey'i aldı. Bizler de çok kısa ve net bir şekilde birkaç cümleyle görüşlerimizi ifade edip asıl görüşlerimizi Temmuz ayı toplantısına saklayacağımızı, netice itibariyle Ağustos ayında meclisin tatil olması münasebetiyle ve Doğan Bey'de sıcak günler yaşanması münasebetiyle bu sürecin önemli olduğunu ifade etmiş. Tabii Sayın Başkan burada olsaydı, yüz yüze görüşebilseydik, karşılıklı bakışarak konuşabilseydik çok daha etkili olacaktı. Kasım 2011 meclis oturumunda çıkartılan ek borçların bir şekilde halledilmemesi durumunda kaos yaşanacağını ifade etmiştik. Sayın Başkan hiç hak etmediğimiz şekilde özellikle şahsıma ağır suçlamalarda bulunmuştu. Kaos olmaz, sıkıntı olmaz, niye karıştırıyorsunuz demişti. Biz de olgunlukla o sözleri karşılayarak cevabımızı vermiştik. Tabii bugün gelinen nokta hiç kimsenin aklının ucundan bile geçmeyeceği şekilde kaostan da öte büyük sıkıntılara yol açan bir sürece girdi. Yaklaşık iki ay önce Ankara'da yapılan toplantıda Sayın Bülent, Sayın Başkan'ın da olduğu toplantıda ve diğer yetkilerin olduğu toplantıda %30 gibi bir indirimden ifade edilmişti. Hemen akabinde Sayın Bülent Arınç'ın basın toplantısıyla bu müjde olarak kamuoyuna yansıtıldı. Ki bu malumun ilanıydı. Müjde planda yoktu. Tabii bütün sıkıntının ana kaynağı şuradan kaynaklanıyor Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Başkanım. Masaya oturduğunuzda asıl muhatap masada yoksa onların adına dayatmaya, zorlamaya dayalı bir karar alınıyorsa sıkıntıların, çözümsüzlüğün ana kaynağı burada. Masaya oturuyorsunuz ama hak sahiplerinin temsilen masada kimse yok. Ve hak sahipleri adına karar veriyorsunuz ve bu noktaya maalesef gelinmiş bulunuyor. Şimdi şurası bir gerçek. Daha önce ifade ettik. Artık teknik konulardaki, mali konulardaki, hukuki konulardaki sıkıntıları şu an detaylıca tartışmanın manası yok. Asıl önemli olan hak sahiplerinin bir an önce evlerine kavuşması, evlerine girmesi demiştik. Eğer hukuk işleyecekse, süreç işleyecekse hem belediye başkanlığı tarafından, hem TOKİ tarafından, hem hak sahipleri tarafından daireler teslim edildikten sonra hukuk işlesin. Netice itibariyle şeriatın kestiği parmak acımaz ve herkes bunun neticesine katlanır ve gereğini yapar demiş. Ama bugün gelinen nokta maalesef çok sıkıntılı. Şimdi yeni sözleşmeler geldi. Hak sahipleri bankaya çağrılıyor. Bakınız, sözleşmenin 3. sayfasından bir paragraf okuyacağım. 2. ekin son paragraf. Alıcı taksitleri ödemede geciktiği takdirde, gecikmede her gün temerrüdün ortaya çıkmış olduğu dönemde idarece aylık taksitlerin ve borç bakiyesinin hesaplanmasında uygulanmış olan artış oranının %30 fazlası ile fon ve vergiler de ilave edilerek hesaplanan temerrüt faizini ve giderlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Yani %30 netice itibariyle indirim yapmış olduğunuz tutarı tekrar gecikmelerde buraya ilave etmişsiniz ki ayrıca idarenin tek taraflı sözleşmeyi pes etme hakkında bulunması tamamen hak sahiplerinin elini kolunu bağlayan bir unsur. Bugün itibariyle hak sahiplerinin hukuksal süreci başlattığını da sanırım başkanımız ve meclis üyeleri de bilmekte. Bu sözleşmeyle Sayın Meclis Üyeleri, elbette bilen vardır, bilmeyen vardır, hatırlatmak babıyla söylüyorum. İlk sözleşme yok edilmek isteniyor. 2007 yılında
ortaya konan, imza atılan sözleşme yok edilerek yeni bir durum, yeni bir sözleşme yeniden hayata geçirilmek isteniyor. Bankaya gidiyorsunuz, sözleşmeyi inceleme imkanınız yok. İmzalamak isteyenlere bile son sayfayı imzalatarak imzaların alınması söz konusu. Borcum ne kadar diyen hak sahibine sözleşmeyi imzalamadan borcunu söyleyemeyiz. Aynen ifade bu. İnanmayan varsa gelin beraber gidelim. TOKİ bize kesinlikle borcun söylememesi konusunda telkinde bulunduğu ifadesi var bankadaki görevli memurlar tarafından Sayın Başkan. İmzalamayanlar kesinlikle evini alamaz diyerek korku ve baskı yaratılıyor. Sözleşmeye şer koydurulmuyor. Yasal haklar elden alınmak isteniyor. Şimdi soruyoruz, hani Sayın Bülent Arınç baba evladına bunu yapmaz diyordu ya. Baba evladına bunları yapar mı Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Başkan? Teklifimiz şudur. Daha önce ifade ettik. Yapıcı, olumlu muhalefet anlayışımız gereği. Evler kayıtsız, şartsız, pazarlıksız hak sahiplerine teslim edilsin. Hukuki süreç işleyecekse hak sahipleri dairelerini aldıktan sonra işlesin ve yargının kararına herkes saygılı olsun. Tabii daha önceleri ifade ettim. Yine de hatırlatıyorum. Belki unutanlar, belki de bilmeyenler için. Metrekare artışlarının hak sahiplerinin iradesinin dışında olduğu bir gerçek. Bu belgeyi tekrar şimdi sizlere okuyacağım. TOKİ Osman Gazi Belediye Başkanlığı'na bir yazı yazmış. Osman Gazi Belediye Başkanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na, Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı'na Ankara diyerek cevap veriyor. Tek bir cümle okuyorum. Hatırlatmak babıyla. Hak sahiplerinin nasıl bir emri vaki ile karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından. Konut alanının artarak değişmesi hak sahipleri lehine bir değişme olacağı için hak sahiplerinin borçlarındaki artışın kişiler nezdinde olumsuz etkilerinin olmayacağı kanaati oluşmuştur. Recep Altepe, Makine Mühendisi Belediye Başkanı 3-3-2008.